Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiklerini inceleyeceğim. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimini gözden geçireceğiz. Fed ile ilgili beklentileri gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün bu video yayınlandı. Dün borsa endeksleri ve kripto para analiz videosu yayınlandı. Hafta içi her gün 3 şirketin inceleme videoları da yayınlanmaya devam edecek. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek ekonomik takvimle başlamak istiyorum. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimindeki en önemli olay çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de Fed açıklaması olacak. Fed'in faiz kararı açıklanacak. Faizin sabit bırakılması bekleniyor. Daha sonra da Başkan Powell'ın basın toplantısı olacak. 21.30 da Türkiye saati ile. Cuma günü ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanıyor olacak. Yine çok önemli bir veri 3 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 15.30'da işsizlik verileri ve 1 Mayıs Çarşamba saat 21'deki Fed toplantısı olacak. Fed ile ilgili beklentilere baktığımızda 1 Mayıs 2024 tarihindeki toplantıda faizin serbest sabit bırakılmasına %97,6 oranında ihtimal veriyor piyasa. Bir ay önce bu oran %90,4'müş. Peki bundan sonraki toplantıda 12 Haziran 2024 toplantısında ne bekliyor piyasa? %88,9 oranında yine faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Bir ay önce bu oran %29,9'muş. Yani bir ay önce faizin Haziran toplantısında indirilme ihtimali çok daha yüksek görülüyormuş piyasa tarafından ama şu anda artık faizin sabit bırakılacağını düşünmeye başlamış piyasa. 31 Temmuz 2024 tarihindeki duruma bakarsak yine %68,7 ihtimalle faizin sabit bırakılma ihtimali fiyatlanıyor diyebiliriz. Bir ay önce bu durum %16,3'müş. Yani bir ay önce çok daha pozitif bakıyormuş piyasa. Faizin çok daha erken indirileceğini fiyatlıyormuş. Fakat şu anda olaylar değişmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki 3 toplantıda daha faizin sabit bırakılması yüksek ihtimal olarak görülüyor piyasa tarafından. Dolar endeksi bunlara bağlı olarak yükselişini devam ediyor. Japonya'nın tabii ki burada çok değer kaybının da etkisi var dolar endeksi üzerinde. Ve yukarıya doğru hareket bence 107,16 seviyesine kadar gidebilir. 107,16'dan sonra bir aşağıya doğru tekrar hareket gelebilir. Hatta belki 105 değerine kadar gevşeyebilir görüntüsü var. Ondan sonraki hareket tekrar yukarıya olabilir. Yani ana trendin yukarıya yönlü olması yüksek ihtimal. Ara düzeltmeler yaparak dolar endeksinde güçlenme devam ediyor. 10 yıllık devlet tahvil getirilerine bakarsak orada da güçlü bir duruş olduğunu görüyoruz. %4,66 seviyesinde güçlü bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgelerde vakit geçirmesi daha yüksek ihtimal diye değerlendiriyorum. Ekonomik açıdan bakarsak altının bu dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri değerlerine bağlı olarak ons altının çok daha düşük değerlerde fiyatlanıyor olması lazımdı. Fakat jeopolitik riskler nedeniyle fiyatın çok daha yukarılarda oluştuğunu görüyoruz. Yani bu şu anki fiyat seviyesi ekonomi ile ilgili değil, jeopolitik risklerle ilgili olduğunu unutmamak lazım. O yüzden de bundan sonraki fiyat hareketleriyle ilgili tahmin yapmak çok zor. Tamamen devletlerin kontrolü altında olan bir yatırım aracına dönüşmüş görünüyor. Ve içten bu hareketleri bilenlerin piyasayı yönlendirdiği bir yatırım aracı olduğu görülüyor. Çünkü şu yükseliş sırasında piyasadaki hiç kimse İsrail ile İran arasında bir gerginlik olacağını bilmiyordu. Fakat yükseliş yaşandı. Ondan sonra İsrail-İran arasındaki gerginlikler oluştu. Jeopolitik riskler, gerginlikler oluştu. O yüzden tamamen büyük oyuncuların yönlendirdiği manipülatif bir fiyat hareketi olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak baktığımızda şu 2075 değeri bir retest bölgesi olacaktır ilerleyen zamanlarda. Ama şimdi bu düzeltmeye girip de şimdi mi olacak yoksa daha da bu yükseliş hareketi devam edecek ve sonra mı olacak? Bunu bilmek maalesef mümkün değil. Dediğim gibi çok manipülatif bir
alanda şu anda fiyatlanıyor. Ekonomik gerçekliklerden kopmuş durumda. Dolar endeksi 10 yıllık devlet tahvil getirileri ve reel getiriye baktığımız zaman şu anki fiyatlaması ekonomik gerçekliklerden kopuk. Tamamen jeopolitik riskler ya da içsel bilgilere sahip olanlar tarafından fiyatlanan bir durum var. Burada teknik olarak şu düzeltme hareketinin yaşanıp ondan sonra aşağıya doğru bir düzeltme, en azından şu bölgeye kadar bir geri çekilme yaşanması beklenir. 2196, 2200 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayıp ondan sonra karar vermesi beklenir. Gördüğünüz gibi grafiğin burası çok boş geçti. Şurası da çok boş geçti. Yani şöyle bir hareketler yapıp ondan sonra da şurada retestini yapıp ondan sonra yoluna devam etmesi daha yüksek ihtimal olarak görünür. Fakat bunu şimdi mi yapacak yoksa buradan biraz daha yukarıya gidecek, coşkuyu biraz daha arttıracak, ondan sonra ilerleyen zamanlarda mı bu derin düzeltmeleri yapacak? Maalesef bunu bilmek mümkün değil. Şurada trendin bozulduğunu görüyoruz. Bir yukarıya doğru gidiş hareketi aşağıya doğru kırılmış görünüyor. Buradan bir miktar kar realizasyonu yapmak doğru olabilir. Yüklü pozisyon taşıyanlar için diyelim ve gümüşe geçelim. Gümüş tarafında da yine benzer bir görüntü var. 29.90 zaten önemli bir dirençti. Oraya kadar geldi ve trend takip değerinin altında günlük kapanış yaptı. Yukarıya doğru retestini de yapmış gibi görünüyor. Esasında bundan sonra hareketin en azından 25.1 değerine kadar gidip ondan sonra yukarıya devam etme ihtimali daha yüksek olmalı. Fakat dediğim gibi çok manipülatif hareket ediyor son zamanlarda. Bu hareket yaşanacak mı yoksa doğrudan yukarıya doğru tekrar bir coşku pompalanacak mı? Bunu bilmek mümkün değil. Fakat yüklü pozisyon taşıyanlar için 27.78'in altında günlük kapanış yapıldığı için bir miktar kar realizasyonu, geçmişten gelen kar realizasyonu varsa bunun yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum. 25.1'den alma hedefli olarak şu hareketin bir derin düzeltmesi yaşanabilir. 25.1'den alınıp ondan sonra yukarı hareket tekrar beklenebilir. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.